Evet, herkese merhaba ya Ekran'a. bir hafta daha hoş geldiniz. Bu hafta artık son Game of Thrones e, podcast'imizi yapıyoruz. Eğer imkanınız varsa bu podcast'i YouTube üzerinden izlemenizi öneririz. Çünkü izleyicilerimizi küçük bir evet küçük bir sürpriz bekliyordu. Diziyi ne kadar ciddiye aldığımızı görsel olarak da göstermek istedik. Bu küçük sürprizi e, görmek istiyorsanız <laughs> mutlaka YouTube videoyu YouTube kanalında e, izleyerek podcast'in keyfini çıkarabilirsiniz. Şimdi artık direkt başlıyorum, yardırıyorum yavaş yavaş. Ee, ya direkt en başta sorry. Finali nasıl buldun? Direkt en en baştan. artık sen bana soruyorsun, değil mi? Ee, şey e e saç saçları yaptım. Artık bana sorulacak. Şimdi finali nasıl buluyorum? Bombok bir finaldi öncelikle. <laughs> artık açık açık söylüyorum yani. Bu şey falan kalmadı. <laughs> Kendimi hiç tutmayacağım. E direkt söyleyeceğim bütün düşündüklerimi. Birincisi hayatımda böyle mutlu sonu Disney filminde görmedim. Yani Pixar animasyonu çekseler bu kadar mutlu sonuna bitmezdi diye düşünüyorum herhalde. Bu bitter sweet kelimesinin anlamını ya ben yanlış anladım ya da bilmiyorum yaratıcılar hiç denemek olmadı. Tek şey işte sevgilisine kavuşamadı. Yani tek, bu, tek bu, bu. Değil, bu bu kadar bu kadar başka bir şey yok. <laughs> bu kadar ya. Bitter Sweet'i biti o kadardı yani. Bitti bu arada. Yani bi bi Bitter kısmı böyle belki... Kaç dakikaydı? 78 dakika galiba bu bölüm. Bitter kısmı 3, 3 dakika bile sürmedi. Böyle şeker komasına girdim sonra. Full Sweet böyle. Yani... E, bilemiyorum. Bu Game of Thrones sonu muydu? Benim için değildi. Eğer George R. R. Martin'de böyle yazıyorsa hiç yazmasın. Ellerini kessin, çöpe atsın daha iyi. Yani o kitabı <laughs> okumak istemiyorum yani. Bu gerçek sonsa böyle iğrenç bir mutlu sonuna biteceksek. Ee, ben o kitabı okumak istemiyorum. Ee, zaten öleceğine inandığım için de içim rahat. İnşallah bitiremeden hakkını amel etmiş olursa. O kadar <mı> sinirliyiz. <laughs> o kadar sinirliyim, çok sinirliyim. Ya <laughs> ee, ama harbiden tam bir şey neden, yani. Neden Disney. mutlu son olduğunu, neden mutlu son olduğunu bütün karakterler için teker teker anlatacağım. Deneris hariç. Burada mutsuz tek mutsuz son. Tek aynen tek, <laughs> tek o tek olan Deneris oldu yani. Yemin ediyorum. Ya Ay, aynen öyle. Ya herkes teknik olarak istediğine kavuştu. ciddi söylüyorum. Hani bir kişi kavuşmadı. O da deni teknik olarak o da kavuştu. Tek tahta oturamadı ama dokundu. Bir de Greece olacağım. Ben böyle hayatımda dolandırılma görmedim yani İnanılmaz dolandırıldı. Ama bak bundan hemen bahsetmeyelim. Bundan en son bahsedelim tamam mı? Bu Snow'a gömmeye başladığımızda bu konuyu ben açmak istiyorum. <laughs> Ya Jon bu evet. arada bütün şey yani şunu fark ettim bütün bu sezon boyunca Jon tek işlevi Ve her noktadaki işlevi Jon bir işlevi mi vardı? Var ya? evet <laughs> you are my queen demek You are my queen <laughs> demek are my... yerine Hiçbir noktada işlevi yoktu öldürürken bile you are my queen dedi ya ya öldürüyorsun bari başka bir şey söyle ya Yani Evet aklıma hep şey geldi bu Rob Stark oynayan Çocuğun bodyguard dizisi, He, dizisi mem, mem de Aynen yani Stark'larda <laughs> Stark var herhalde. Stark da bir şey var evet içlerinde var yani. Gerçi şeyde Biliyorum. de var yani Sansa'da da var. Pasu kuzey bizim, kuzey bizim, kuzey bağımsız voley diye. Ama, Ama sana ben... bir şey söyleyeyim gün Gün sonunda kim kazandı? Bu ben sana söyleyeyim. Sansa kazandı. <gülüyor> <gülüyor> en büyük kazanan Sansa. Ama Sansa kazandı yani. Sansa kraliç. istediği kraliçeyi oldu. Kuzey bağımsız yaptı. Altı krallığa çevirdi. <laughs> evet bir işin bak şimdi şundan bahsedelim. Bir, birincisi şunu söyleyebilirim ki evet sinema yani sinema sinematografi olarak baktığımız zaman 8. sezon güçlü bir sezondu. Çok güzel sahneler vardı ve birden fazla çok güzel sahne evet, vardı. çekimler yani, güzel. Böyle, Çekimlere gömüyorum ben aslında yani. Aynen öyle. Arada şişe bir şey unutuyorlar ama. Bu arada bu bölümde bir tane unutmuşlar. Onu da söyleyelim. İki, iki tane. iki bu farklı. iki Aynı var. sahnede iki farklı yerde var. Evet. Ha. Bir tanesi Sem'in ayağının dibinde. Bir tanesi ben de Davos'un ayağının arkasında. Ha, ben Davos'ta Sem'i da. gördüm direkt. Davos'ta da var. Yani hiç önemsemiyorlar. Onu söyleyelim yani. Hiç umurlarında değil. Artık benim de umurumda değil yani. Görüyorsunuz yani şu an ha, artık, hiç olmadın. <laughs> e, şimdi şöyle, şöyle bir şey var. Sinematografi ne kadar iyiyse... Diyalog ve karakter gelişimi çok kötü ve sezonun başından beri ben çok sıkıldım aynı şeyi söylemekten. Eminim dinleyenler de çok sıkılmıştır ama yani dönüp dolaşıp yine aynı noktaya geliyoruz ve elimizde olmayan bir şekilde geliyoruz. Mesela şey konuşmasında, buranın kral kabul edilme konuşmasında Sansa diyor ki ya kusura bakmayın da. Küksüz bu, bu diyor benim ya kardeşim... ama yani. Hayır, hayır öyle de bu benim kardeşim olsun diyor, işte. diyor eğilmez. Hayır şimdi tam bak Sansa bunu okey söyledi e peki diğerleri keriz mi? Evet niye bağırmıyorlar hiçbir şey susuyorlar direkt. Ben anlamadım. o ya Yara Yara beş dakika önce dedi ki yalnız siz çabuk unutmuş olabilirsiniz ama biz unutmuyoruz. Denerizi öldürdü. Bilmem ne. Dıt 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 bıt 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 dedi Bir sonra saniye dedi, sonra, dedi, sonra evet, kabul ben, etti. Kur'an kral olsun. Jonu da salalım falan diye böyle nasıl nasıl yani? Nasıl falan diye böyle kaldım izlerken. Ya Dorn zaten komedi. Dorn tamamen olmak için var orada. O çok ayrı kenarda duruyor. <laughs> ya Bir şey de vardı. E Eri'nin oğlu vardı. Ha evet evet. Vadi. Yani evet. İnanılmaz ya o... sümsük eziğin teki sen bu yaşa kadar nasıl yaşadın hayatta kaldın yani nerede dedin bütün bunlar olurken? Yani, parmak emiyordu herhalde. Parmak emiyordun herhalde yani. Ya şey ya onlar zaten bir festival olacağı çok belliydi. O festival burada olmuş ama yani o sahne Ama zaman bile... geçişi var. Çok festival demem evet, evet. Biz, bir zaman geçişi var Yok. yani. Öyle de işte yani direkt ya şey bile var yani şeye bakıyorsun işte görsellere bakıyorsun. Orada mi, tamam evet tamam 8 tane adam kurta gel gelmiş. Demokrasi he, he he esprisi. Ondan sonra şey boş. Tam Tyrion geliyor konuşuyor. Belki daha hmm. iyi konuşabilirdi ama kötü bir konuşma değildi bence. Hmm, ben sonra yani yok ben hay artık şey olarak demiyorum. Hani artık 8. sezondan daha iyi bir konuşma ama iyi konu yani anla işte artık seviyemi. Ya o, o seviyedeyim. Hani 8. sezona göre iyi bir konuşmaydı. Tabii seni de anlıyorum yani bu bölümde 3 dakika e, şey izledik ya sandalye düzeltme sahnesi izledik yani bir Evet. evet. Kadar. Yani <laughs> o, o yüzden hani kötü değil o o sahneye gelmeyeceğim o sahneye ayrı sinirim o sahne çok kötü bir sahne niye var öyle bir sahne <laughs> hiç bilmiyorum neyse İyiyim, e, e, o, ilk o, günü. O, o, o sıkıntı değil ee, şey yani orada hiç kimse cevap vermiyor yani konuşuyor. Ya boş boş yani hiç kimse yani oradaki konuşmanın hepsi tamamen boştu yani bir yani o şey umunda değil mesela taht o kadar umunda değil ki o noktaya geldim evet. yani. Hayır adamın ya ciddi, tahtı ciddi, yok bu arada artık yani demir evet. taht yok artık. Evet evet demir taht yok da hani o kadar umunda değil altı krallık yani o noktaya çevirdi dizi beni cidden hani Brian geçmiş geçmemiş zaten hani gram umunda değil. Yani evet biz zaten. Aslında da geçtiğimiz konuşmalarda da yani bizim gidişatımız hep şey yönündeydi. Kimin tahta oturacağıyla ilgilenmiyoruz. Ee, bizim asıl ilgilendiğimiz konu hikayeyi nasıl bağlayacaklarıydı ve bağlay bağlayamadılar. bağlayamadılar yani direkt olmadı. Ya da sonra <laughs> yani mesela... bağlayamayacaklarını fark edip herkesi mutlu ya da sonra hani bir iki karakteri kötü şey yapıp diğer Starkların hepsine perfect ending verdiler. Olabilecek en mükemmel sonu verdiler. Ve bu arada Jon'a da verdiler. Işte... Net John'a da verdi. John daha mutlu ya. John mutlu ayrıldı Aynen, oradan. Ona, ona merak etmeyin. Kimsenin aklında soru iş artık kalmayacak şekilde açıklayacağım neden John Snow'un ki mutlu son olduğunu. Ama yani e, bu 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 şeyin mantığını oturtamıyorum. Anladın mı? Bu Tyra'nın aşırı uzun konuşması mesela Tyra mesela gris olacağım ve lekesizler kraliçe öldükten sonra tutsakları niye öldürmedi? Onlar zaten ihanet Tutsakları niye öldürmedi yani? değil. Niye tutsak Neyi yaptılar? Yani? Niye tutsak yaptılar? En başta niye tutsak yaptılar? He? Tutsak almazlar ya. Adam daha iki saniye önce çat çut milleti kesiyor daha şey olmadan emir alma, alırken. Hani emir almamışken hatta daha işte savaşın ortasından direkt bu hüküm keserken. Şimdi evet. şey mi yapacak yani demokrasi üzerine mi çalışacak bu herif? Doğrudan bir treason var, ihanet var mesela ki, eee Tyran'ınki daha önceydi, Jon'dan da önceydi. O Jamie'yi zaten saldığı için ve e, Daenerys çok açıktı yani. Bunu yaparsan bir daha bana yanlış bir şey yaparsan ölürsün demişti. Artık Deniz'in yaşıyor olması, ölü olması bir şey ifade etmiyor olması lazım. Gris olacağını için söylüyorum bunu. Diğerleri hani bayağı robot da gris olacağın artık robot değil. Yani. <laughs> o yüzden bana çok zaten direkt öldürmesi lazımdı. Çat diye o sahnede hani Deni'nin öldüğünü gördüğü anda be bam diye de yani. Yani evet bence ben şunu düşünüyorum. Bilmiyorum George R.R. R. Martin böyle mi bitirecek bilmiyorum ama e, David Benioff'la D.B. Weiss'ın anlamadığı şey şu. Game of Thrones izleyicisi bir son, bir hikaye bağlama, bir tamamen bütün soru işaretlerini giderme beklemiyordu. Game of Thrones izleyicisi yani mideme yumruk yemiş gibi olayım. Ucu açık da bitirsen olur. Anladın ya ben mı? şeye şey bile okeyim ya ciddi ciddi. Hani Jon Snow'u tekrar Night King'e çevirmelere bile okeydim. Bak düşün Konum buna bile okeydim. O istediğin çok zor. Yani, yani şeye bak, bile okeyim. Okay hani o Baksana. o o zinciri kıramazsına bile ben okeyim. Okay hani krallık bak şey değil, alternatif. krallık değil. Müthiş olurdu yani. Bilmiyorum. Sana alternatif sonlar sunayım. Deniz e, John Deniz'i öldürüyor. Dragon geliyor. E, Jon'u öldürüyor. Deniz'i alıp gidiyor. Bak bitti. Final. Sonra işte onların toplandığının konuşmasını görüyoruz. Öyle ucu açık bir yok. Diğerden olacak diye taşlar. Bitti. Buna okey. Bak buna okey. Geçelim. Öyle olmadı. Okey tamam. Yine John'lu tutsak aldılar. Yine ekip toplandı. Dragon geliyor, hepsini öldürüyor. Sadece Tyrion kalıyor, tamam mı sahnede? Ve böyle uzaklaşıp gidiyor. Kamera uzaklaşıyor. Buna da çok ekeyim tamam mı? Bitti çünkü bilmiyorum ne olacağını. Bütün taht savaşına katılan herkes öldü. Anladın mı? Yani böyle sonlar bekliyorum. Böyle bir şey yap bari. Hani hiçbir şeyi işlemedin, hiçbir kehaneti işlemedin. Hepsini geçiyorum o yüzden, tamam mı? Bana en azından ulan bu ne biçim bitti ya dedir. Hayır şey bile yani işlemedi. Ben... Jon'un Targaryen olması hiçbir işe yaramadı <laughs> yani cidden hiçbir evet. işe yaramadı hiçbir manası yok Peki, Targaryen bak, olsa... yani... Targaryen olması <laughs> hiçbir işe yaramadı hani ben, birisi şey diyecek yok ya deniyle uzaklaştılar bunu aşkla bile yaparsın A aşık olurlar ayrılırlar öyle bile yaparlardı bunu Targaryen şeyini sokmaya bile gerek yoktu Aynen öyle. Yok yoktu yani? yoktu yani Hiç Çünkü yoktu hiçbir manası yoktu ya bu çocuk bu çocuk vaat edilmiş prensdi tamam mı? Bu çocuk bu çocuk vaat edilmiş prensdi. Bana bu hikaye örgüsünü işlemediğin için Azor Ahai'ye sıçtın işte finalde sıçtık. Nasıl bağladın o zaman bunu gece nöbetçilerine yollayalım. E gece nöbetçiler neyi koruyor şu anda? Evet bir de gece Ve... niye var? Hani Şu an benim. Niye öyle bir yani duvar var? En, bir de duvar ne kadar ilgisal... hızlı yapılmış. O duvar. Yok yok o duvar bitmedi yani o sadece bir şeyi gördük sağlam kısmını gördük. O duvarın çünkü bitme ihtimali yok. Bunu yaparlarsa zaten direkt yakayım yani bütün gerçekten. Hayır ama o kısmı yıkılmıştı. <laughs> o kısmı yıkılmamış mıydı? Önce oradan başlamışlar yapmaya. Karıştırma bak ben <laughs> Yani e, şey çok saçma. En mantıklı açıklama yapabildiğim yabanlılar belki yine isyan ederler. Diyarı koruyalım ya da kutup ayılarından koruyorlar bilmiyorum. Şu anda. ama yani o duvar, gece duvar var işte iş duvar o işe yarıyor. orası böyle müebbet hapis bölgesi gibi bir şey oldu şu anda bütün işte tecavüzcüler katiller, evet, evet. neler için. Ee, bir de Jon Snow'un emeklilik tatil köyü, gerçi orada kalmadı. Hayır şey de çok komikti. Gitti, hani Grisolcan gitti orada işte birine diz çökmüş Jon duruyordu. O noktada yo göndermeyeceğiz seni ehe desene ya. <laughs> Adam gitti ya gitti. Ne yapacak? el El프ire çıkıp geri mi dönecek yani? Ay diye böyle değil mi? Hani ciddi ciddi adam oradan gitti hiçbir şey görmeden. Tamam abi bunlar kesinlikle sözünü tutar deyip gitti yani basıp. Niye gidiyorsun? Hayır bir de Hayır bir de şeyi de anlamıyorum. Yani bu Gris nasıl ikna ettiler. Gece nöbetçilerine onlara ne diye anlattılar? O gece nöbetçileri denilen yeri ne zannediyor? Yani Oturtamıyorum anladın mı? Oturtamıyorum. Bu herif neden gidiyor yani? Niye gece nöbetçilerine katılıyor anladın mı? Gece nöbetçileri niye var? Yani beynim artık ya almıyor. Ya sırf onu işte sırf onu kuzeye <laughs> gönder. <laughs> ya sırf onu kuzeye göndermek için işte yani. Çünkü o da mutlu son ya. Allah, hani kuzey mutsuz Tabii bir ki. son değil yani. Şöyle söyleyeyim Şimdi kral evet. yapsalarda daha mutsuz bir son olurdu. Çünkü Çizlik kral yaparsa ya. bir adam bunu istemiyor. İki deliyi öldürdüğü için pişmanlık duyacak. Üç acı çekecek, kral olduğu için. Herif için daha kötü bir son bu, John için bu. Aynen öyle ve e, hiçbir zaman zaten ünvan istememiş bir herif tamam mı bu? Zaten gelene geçene ben de yani, adam kralım diyene hemen yere yapışıyor anladın mı? Bu John Snow'un ben anlayamadım bu diz çökme tutkusunu, arzusunu. Yani adam kaldıramadık yani fıtık yerlerden, var, fıtık. diz kapakları yara oldu yani. <laughs> Adam ben ben kralım, ben kraliçeyim diye diz çöküyor zaten. Anladın mı? İstemiyor ünvanı. Kim alırsa alsın ben almayayım, hazırım yani. Hemen çökeceğim. Onu bekliyor adam. Böyle olunca yani bu adam zaten gece işleniyor olmak ki orada kalmadı. E, ee, yabanlılarla gitti ve o son geri arkasına bakarken aslında diyara vedasını bence... Evet e, evet artık ben boyunca. dön, dönmeyeceğim şeydi. Ben ma gibi bir şey olacak. Çünkü yabancılar da onu çok seviyor. Liderleri olarak görüyorlar. Şey direkt... Yeni men Spider olacak. Hayır yani, aslında teknik olarak içinde. ya bu film Forshadow'da Zaten şunu anladım ben. Bunu dün de söyledim sana. Benioff ve şey, eee Vice şey sanıyor. Forshadow karakter gelişimi sanıyor. 7. sezondan bir bir Paso bir Forshadow var ve bunu karakter gelişimi için kullanıyorlar. Ama yani Forsada bir karakter gelişimi değildir. Yakın bile değil buna. Her boku da oluyorlar ki King of the North da aynı şey. Teknik olarak Jon Snow şu anda King in the North. Ama hani evet, ama North ayrı North bir yer. Yani. Evet evet. Yani tamamen o kısmın kralı Jon Snow artık. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bir de Ghost'la kavuşuyor. Ona daha çok sinirlendim. Ghost'un ona iyi davranmas davranmasına da sinirlendim. Keşke bacağını koparsaydı. Gerçekten böyle bir şey bekledim. <laughs> Sen o hayvanı terk ettim, bir pat pat bile yapmadın gelmiş böyle bir yüzsüz gibi seviyorsun tekrar kavuştuğuna. O güneyde kalacaktın belki hiç dönmeyecektin bile hayvanın yüzüne bakmayacaktı. şimdi hiçbir şey yokmuş gibi gelmiş böyle sarılıyor seviyor. Ya biz yer miyiz ya bunları? Yemem. Ben olsun ben yemem. en azından kafası okşanıyor ben o yüzden sevirdim. <laughs> ya ben ciddi söylüyorum. <laughs> final bölümü sömürüyorlar. Final bölümünde tek sevdiğim şey ciddi ciddi okşanması yani. Ya... Evet, Ghost için de mutlu son. Gördüğünüz gibi. Bakın Disney, Pixar sonu gibi. Anladın mı? Çok tatlı. Herkes el ele tutuşmuş, böyle gün batımına yürüyor falan, koşuyorlar böyle. O kadar tatlı bir son. Bir yani. de şey soracağım. Niye orada bekliyorlardı? Nerede bekliyorlardı? Şeyler, yabancı e, yabaniler. Castle Black'te. O muhtemelen anca, yani ben ben anlamadım Ama anca, yani anca diye işte bir şey olamaz. Haftalık, üç haftalık bir zaman atlaması var. Ama tamam yine aptalca. Çünkü şöyle bir şey var. Bunlar yani gitti. E Jon Snow nasıl yetişti? Ben yani şöyle bir şey var. Hayır. Bunlar 3 haftada Bunlar... gitti. Bunlar bak kuzeye hayır, gitti. Hayır. Savaştan hemen sonra gittiler. Görüşürüz. diye. Tamam, evet biliyorum. Kış yarından e, duvara gittiler. Evet. Ama önce belki be, belki şey olmuş olabilir. Bak yine iyi niyetimden. Bak hala bu yaratıcıları koruyorum. İyi niyetimden söyleyeceğim bunu. E, muhtemelen şey oldu. Orayı toparlamak gerekti. Ve yabanlılar çünkü hiç gece nöbetçisi kalmadı. Çok az adam vardı. Yani belki 5 kişi falan vardır orada. Ben sana söyleyeyim. Daha fazla yoktur yani şu anda gece nöbetçisi. Çünkü hepsi öldü yani. O manyak saldırıda gibi bir şey oldu. Bu Edler falan kurtulmuştu. Onların da bir kısmı yine öldü. Yani çok az adam vardı. Muhtemelen bunlar önce bir orayı toparladı. Yani hmm. benim en mantıklı açıklamam bu. Ay, tamam bunu, bunu, bunu okay. tamam, Artık bunu Çünkü şey kimsenin yapacağım. kalmadığını biliyoruz yani. Ya da belki deneyim. Bu olan dotraklara gibi birden böyle beliriyorlarsa bilemeyeceğim yani. O kadar 1.500 bin, bin Ya evet zaten aynı dotrak'i spawn noktası nerede onu çok merak ediyorum. Yani net bir şekilde dotrak'i <laughs> spawn noktası var. inanılmaz evet, bir nokta. Merak yani şey gibi Buradan yani. Buradan kanamın kanlarına selam olsun kendilerini ya, bit, bitmiyor ya bitmiyor ya bitmiyor <laughs> yani çat çut spawnlanıyor artık böyle sal diyorsun insan böyle artık bakıyor ya lütfen bölünmeyin artık yani bu kadar fazla da dotrak çıkamaz <laughs> hayır bir de atlar da spawn oluyor yani bıktım <laughs> bu kadar fazla dotrak çıkamaz yani bir yerden artık hayır tam böyle Değil şey diyoruz bit ya yani zaten daha 3. bölümde heriflere önünden önden göndermişsin hepsi ölmüş hala <laughs> evet. spawn oluyor. Evet atını alan geliyor gerçekten. Öyle bir durum olmuş. İnanılmaz <laughs> ya. Ama evet yani bu lekesizler de aynı şekilde. Lekesizlerin de bence sayısı yani bir, bir böyle Photoshop'ta bir çarpı böyle 3 yapmışlar. Tık 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 yanlara böyle CGI bir genişletmişler gibi hissettim. Ama şey çok güzeldi. Onun neden yaptıklarını söyleyeyim. Yine sinematografi yüzüne yapıyorlar yani mantık zaten. Evet geniş gözüksün yok diye. Yüzünde. Aynen o mesela o merdivenlerden çıkış da işte o arkada kalan askerler Deneriz'in arkasında zaten Ejderhalı Ejderhakan adı. Yok Ejderha kanadı sahnesi zaten bölümün en güzel sahnelerinden. çok yani o çok güzel o... bir sinemografiydi Ben hani dediğim o, gibi evet. sinemografisine laf etmiyorum. Çok güzel. Çekimler çok güzel. O sahne çok güzeldi. Hani Den'in artık tamamen kre, kre olması, Ejderha kraliçesi Hı. olması falan çok şık. Ama marası ne? Aynen. Yani marası yok. Yok direkt yani. O sahnenin manası görsellik. Bir de tabii ki Dark Side'ı gösteriyor yani anladın mı? Artık ejderhaya hmm. tamamen dönüştü yani. deneriz artık bir ejderha. Zaten Daenerys'in burada herhalde <laughs> sembolize ettiği ülkede Amerika. Çünkü sağ sola özgürlük getirmek istiyor sürekli. Ve bunu da <laughs> yıkım yıkımla yaptığı için benim gözümde bu bölüm özellikle inanılmaz politikti bence. Ve doğrudan Amerika'ya laf çakmıştı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Artık... Ama e, yani şey konuşmasına gelelim o zaman. Jon Snow ve Daenerys konuşmasına gelelim. Orada şey çok komikti. Şey iki yüzlülüğünü gördün mü bilmiyorum. Önce önce Tyrionla Jon Snow'un konuşmasına gelelim. şey diyor, Sen diyor aynısını diyor yapar mıydın diyor. Çocukları evet be, be, Battle of Bastards diyor. olayını diyorsun. Hayır ondan öncesini söylüyorum. Jon Snow ona ihanet eden onu öldüren çocuğu dirildikten sonra asmadı mı? Jon Snow küçük çocuk asmadı mı? Ha, Biz bunu görmedik diyorsun. mi? Jon Snow'un merhameti orada neredeydi o zaman? Göremedik çünkü kendisi çocuk asarken. Çünkü kendisi çocuk asıyordu. Yani. Daha işte yani kend... bilmiyorum. O, o, onu bence ona paralel bir... çekemeyiz Hayır. ya. Sonuçta bir ihanet varsa Jon benzer kararlar aldı. Kendisine yapılan ihanette ee, ihaneti affetmedi. Sonuçta orada işte küçük merhametler göster, Tayranı affet falan diyor ya. O zaman sen de küçük merhametler gösterseydin. Tyron Tyron Ty, da Jamie'yi kurtardı. Cersei'yi kaçırması için. Yani bilmiyorum. O konuda o konuda ne yazık ki John'u çok iki yüzlü buluyorum. Yok zaten ya John direkt zaten karakter olarak boş. İki boş bir karakter. Yani çok çok boşaltıldı. Yani, yani evet artık ya bu bu, dizide, bu, bu dizide, de dizide boş. Dizide boş. Dizide boş. Şey olarak değil. Normal karakter olarak kitapta çok alakasız zaten de yani. Dizide <laughs> boş bir karakter artık. Yani son iki sezondur sadece Deni'yi öldürmek için var olan bir karakterdi. Belliydi yani. Başka bir amacı yoktu. Tabii canım. Karakterin hiç yok, zaten... hiçbir amacı yok. Ama zaten Daenerys'in yaşama ihtimali de yok. Yani hakikaten çünkü Daenerys yaşamaya devam etse de gerçekten ee, kanla ve ateşle kendi vizyonunu dayatmaya başlamıştı çünkü. Evet evet ya Olay şey olacaktı. Herkesi yaka yaka gidecekti. Ha olay şöyle, şundan çıktı, olay halkların iyiliğinden çıktı, olay ben sizin iyiliğiniz için neyi de düşünüyorum'a döndü. Zaten aslında o konuşmada aralarında hani orada deneriz diyor ya yani diğer insanlar seçme, seçme, seçme hakkı yok. yok. Evet evet, o Tyrant zaman, işte. O zaman, Onu da aynen, anladı. O zaman John öldürmeye karar veriyor Evet evet. O, an... O, 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 o kelime de zaten şey yaptı zaten orada ya aktörlük konusunda mesela hmm. şey de çok üzüyorum, aktörlük konusunda galiba en yüksek olduğum sezon da buydu o en çok üzüldüğüm şeylerden birisi de o hani mimikler artık karakterler hepsi çok benimsemiş çok böyle benim, mimikler oturmuş bilmem ne güzel bir yani şeyle yazarlıkla çok enteresan noktaları çekebilirlerdi bunları. Ama yani yani evet Harington için aynı şey söyleyemeyeceğim ama Kitterington yani... ama yani, yani hep e, puppy face bakan birisi. O yapacak bir şey yok onun konuda. Evet adamda tek bir mimik var yani. Ya kafa karışık bakıyor ya acı çekiyormuş gibi bakıyor. Başka herhangi bir hiçbir O ikisi aynı bir, bu arada. <laughs> Eee peki Bran'ın Branın açıklamaları benim kafamı çok karıştırıyor çünkü Bran hem geleceği Bran... göremediğini iddia ediyor ya hem de böyle sanki geleceği görmek gibi neden görmedik ne yani zannediyorsun. O, o, o ne o biliyor musun? Bran, Bran, Bran tam ne biliyor musun? Bran işine geldi tam yazarların kurtulma şeyi. Yani bildiğin Joker'i tamam. tamamen istedikleri zaman geleceği görüyor, istedikleri e, zaman şey yapıyorlar. E, evet. Geçmişi görüyorlar yani tamamen. Hayır adam çocuk tam ne biliyor musun? Ciddi ciddi ben bunu sana dün şeyini de gösterdim proje dersinde Ameli gibi oturup yüz alan çocuk. Yani. Hiçbir şey yapmadı ya hiçbir şey yapmadı. Bir, ha, de, bir de şey de çok komikti. E, en önemlisi yani... Master of Whisperers niye istiyor bu çocuk? Her bir şeyi görmüyor mu bu? <laughs> Kargası yok mu bunun? <laughs> Ne işe yarıyor? Ben bunu hiç düşünmemiştim. Bunu hiç düşünmemiştim. Yani ne yapacak onu? Kendisine pilot kursunlar diye yapıyor herhalde. Çünkü Master of Whisperer'ın tek amacı benim bu 8 sezonda anladığım kralı her kralı indirmek yani. Bugüne kadar hiç kral kral yararına hiçbir şey yaptıklarını görmedim bu kadar. Adamın kargaları var yani. Bir Ahmet kuzguna gir, etrafa bak ne var ne yok. Anlamadım ki hiç şey de çok ilginçti. Mesela bu ej Ejderha olayının da ucu açık bırakıldı. Ben Ejderhayı bulurum falan filan dedi. Bulup peki ne yapacaksın? Ha, Ejderha'yı e, aynen ben onu alayım. Ejderhayı yani e ne oldu Ejderha? Tam takılsın. Ne, ne fark edecek? Hayır ne yapacaksın bulup onu onu o da o da çok garip. Yani o tamam dedi. ya tamam boş olmak için boş yapılmış bir şey o. Hani Ejderha bulutuna kapattık. Bren yer yapıyor. wow Aynen Bran orada şey dedi ya ne kadar uzaktaysa o kadar iyi. Orada evet sardılar yani hikayeyi. Uzaklara gitti. Yani <laughs> bilmiyorum ama o şey çok yani 8 sezon yani 8. sezonda aklımda kalan ama tek sahne ve çok etkilendiğim sahne e, Dragon'un Dragon'un e, Daenerys'in ölümüne verdiği tepki herhalde. Yani böyle onu itmiş gibi İşte o şey gibi e, ya yani annesi veya şey ölen diğer hayvanlar gibi. Yani cidden o şey öyle. güzel olmuştu. Yani o, o böyle burnuyla içekleme sahnesini mesela gözümün önünden hiç gitmiyor. Ya o, o direkt şey sahnesiydi burada. Aslan kral direkt. Yani aslan kralda birebir olsa yani o, o sahne oydu ve yani güzel bir sahneydi. En azından Dragon'un hani yani şeylerin ejderhaların ultra da çok da bağımsız bir şey olmadığını da gösterdiler. Evet ama yok hiçbir zaman. O zaten en bağlı olan. O yüzden şaşırdım yani. Orada ejderha Tamam evet ejderhalar bilgi yarattıklar. Bunu biliyoruz. Yani bu 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 şekilde dile getirilmediği için ama genel olarak e, mitolojide ejderhalar bilgi arar. O yüzden bütün bu olayların aslında bu taht hırsı yüzünden yapım yapıldığı çıkarımını yapabilir aslında. Ama yine de yani orada ya. John Snow'u yakmak varken tahtımı önce yakardım. Evet evet. Yani orada şey yani yapması. Ben ejderha olsam diye düşünüyorum. Mesela annemi öldürmüşler. Şu an şeyi geçtim yani. İşin böyle işte bu kız manyak, tiran ıvır zıvırı geçtim yani delirmiş. Onu geçtim. Ee, izin i̇zin veriyorum Jon Snow'a içeri giriyor. Sonra annem dediğim görüyor. Sonra ben de diyorum ki batsın sizin bu taht kavganız. Allah beyaz ver sen de ama inşallah diyorum. Böyle yakıyorum tahtı. Ya ben ben orada net bir şekilde öldüreceğini düşünüyordum. Net bir şekilde. Çünkü öyle baktı ağzını açtı. Tek atacak sandım Jon Snow'a. Direkt hat diye ısıracak dedim. Ya yani şey de değil. Demek ki neden şaşırdın. Hemen, Ateş de Bak değil. beni, beni of yaptı. Daha işte Seni şaşırmış. şaşır işin, işin <laughs> şaşırmadım. Keşke şaşırsaydım. Ben Jon Snow olsaydı en azından etkilenirdim. Hani böyle şey olurdum. Vav wow evet ederdim. Ya. Evet. Yani çünkü yani bari... hiç beklenmedik bir hareket görmüş olurdum. Evet. Hani ee, cidden... Şey gördüm. O sahneyle ilgili çok güzel bir yorum gördüm bu arada. Dragon'ı alıp onlara bırakmamak yaptı. Biri şey yazmıştı e, Twitter'da. Kim hatırlamıyorum. Bence bir hesapta gördüm onu da. Dragon Daenerys'i aldı. Çünkü Jon Snow kendi açıklasın yaptığını istedi falan filan diye böyle bir çok güzel bir yorum yapmışlardı. Yani o, ondan sonraki kısmı çok görmek isterdim. E, Johnson'un Jon Snow ne yaptı? Beni tutuklayın deyip böyle gitti mi? Evet de. ya kanından kaçılmaz mesela? mı yaptı? Anlamadım ben de yani. kaçılmaz. Takalım kelepçeleri. Ya da mesela Grace Olcan o olay malini mi bastı? Johnson orada oturup ağladı mı? Ne oldu evet, yani? Evet evet ben de bilmem işte of, orayı yapmak istemediler belli yani çekmek istememişler uğraşmamışlar orayı. Net evet, bir şekilde ama uğraşmamışlar yani. Bir yandan da seviniyorum orayı çekmediklerine çünkü eğer o sahne çekilseydi. Yapamayacaklardı. E, yok evet. böyle düşünmemiştim şöyle düşünmüştüm o sahne çekilseydi e, Dragon'un Dragon sahnesinin ağırlığı azalabilirdi. O yüzden çok ona takılmayacağım. Yani o o o, o ejderha o CGI ejderhanın acısını gerçekten hissettim. O yüzden ona çok takılmayacağım yani. Ya ben dediğim gibi yani ya öyle bir bitti ki yani şey şey üzüldüm. En çok neye üzüldüm biliyor musun? sezon öyle bir bitti ki sezon bu kadar 8. sezon o kadar hayal kırıklığıydı ki benim için. Ya yani ne genelde bak Lost'ta bile şey olmamıştım. En azından dizi bitti. Hani evet kötü bitmiş olabilir. Ama bu kadar uzun süredir izlediğim bir dizi bitti diye bir boşluğa düşmüştüm. Şu noktada bitti iyi ki modundayım. Hani artık pazartesi de 4'e kadar beklemeyeceğim noktasındayım. Evet ya uyku... Hani uykum. şeyi saldım yani artık yani dizi salmışım. Üçüncü bölümden sonra tamamen bitirmişim. Ya yani bitirmişim gözümde dizi bitirmişim zaten. Hani sadece hikaye bitsin artık rahatlayalım onunla gelmişim. Hani şey yapamadım ya dizi bittiği için hani bir boşluk hissedeceğim için üzülemedim. Ya o, o noktadayım yani. İşte çünkü neden biliyor musunuz? Bu sezonun başından beri bu şaşırtıcı faktör olarak yapmaya çalıştıkları şey dönüp dolaşıp klişe bir sona bizi getirdi. Ve hiç şaşırtıcı olmadı. Yani mesela işte Sem'in o kadar mast şey üstat olmak istemesi ve sonunda gerçekten işte kral topraklarında üstat olması, işte e, ee, Tyrion'un kral kalması, işte Bronn'un istediğine kavuşması ve hazine başı olması falan. Yani Brienne mesela Brienne geliyor Jaime'nin Ay evet yani, ya. Yani gidip şey yazması. Herkese mutlu son. Kraliçe, mutlu son. Hani harbiden kraliçesini korurken öldü demesi bile yani. Yani evet onu da yapmazsın anasını satayım. Cersei'yi kaçırmaya çalışırken öldü. Ve Cersei'yi de bir manyak bitiren. O da ayrı bir manyaktı yani. O da şehrin yarısını çılgın ateşle yaktı. Onun ejderhası yoktu. O birazcık daha simya kullanmayı tercih etti ama o da, o da yaktı yani. O yüzden bilmiyorum. Özellikle bu tarz konularda şeylerde mesela çok o çok bahsedilir. Ee, en azından tarihi yazarken dikkatli ol anladın mı? Bu kadar <laughs> bu kadar da sıkma diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şeye bile ama güzel bir son vermeye çalıştılar. Ee, Cersei'nin finali yine bu taşların arasından çıkarıyor. Kamera uzaklaşıyor. işte orada Jamie ile birbirlerine sarış, sarılmışlar. Ee, Tyrone alıyor. Yani ne bekliyordu? Ne olmasını bekliyordu? Acaba yani Cersei bunları öldürmek için Bronn'u yollamıştı. Herkes bunu unuttu. Cersei onu küçüklüğünden beri öldürmek istiyor. Anlıyorum, Jamie'ye üzülüyorsun. Ama bu, bu kadar dramatize bana gerçekçi gelmiyor. O, o, o sahne o, o sahne o kadar şey yapmadı beni. O, o sahne olsun Çok... olmasın. Zaten kararı orada vermedi. Kararı şeyde verdi. Ee... Yok hayır ben bunu şey için söylüyorum. Yani o, o ölümü hala yani Sers'in ölümünü hala sempatikleştirmeyi çalışılmasına sinirleniyorum anladın mı? Evet yani, evet. Ölüme... niye iyi karakter göstermeye çalışa ben anlamıyorum. Ama öyle olmasına gerek yok. Cersei kötü karakter olsun yani. Öyle zaten. Amacı o zaten. Evet, öyle olsun yani. Mesela Joffrey'de hiç böyle bir amaç güdülmedi. O oh, ne güzel öldü Yok ama ben oldu. orada Sersay'e değil de daha çok <laughs> Jaime'ye üzüldüğünü düşünüyorum. Çünkü orada ya evet. E, e, orada Jaime'ye çok çok üzüldü. Çünkü e, orada bir önceki şeyde de konuştururken hani dedim ya bence tek karakter gelişim bu sezondaki o konuşmaydı. Hani şeyle Aa, beraber. Ama bunun olacağını biliyordu yani. Şimdi Yo, biliyordu. Şeyin biliyor, şeyin bile, bile, bile bile işte şey yaptı. An, ama şeyin evet, de olacağını delirince. biliyordu. Deninin de, Deni de delireceğini biliyordu. İçten içe biliyordu yani. Yani evet keşke e, Tayran birazcık daha zekasını mı kullansaydı bu sezon diye düşünmedim. <laughs> Bilemiyorum. Ya ee... ama işte şey şey noktasına gelelim. Yani dizi fazla son bölümü fazla konuşacak şey yok. Tek şey belki Herkesin mutlu son alması ve Jon Snow'un da dahil, birçok kişi Jon Snow nasıl mutlu son diyor ama Jon Snow için olabilecek en mükemmel şekilde bitti. Jon Snow Be emekli amca gibi bitirdi sonu. Yabanlılara da k***dı, öyle artık kadın alamayacaksın falan filan. Ha <laughs> e, yalan yalan, evet evet. Yalana bak. Ya yani mükemmel yani... bitti yani bak adam tahta oturtmadı, derdi tasası yok. Milletin derdiyle uğraşmayacak. Zaten Kuzey'in kralı olmak istiyordu. Kuzey'in kralı olacak kendi halkı var, kendisini seven. Evet. Ya daha ne olsun? Mükemmel bir herif için yani adam yani çoluk çocuğa da karışır orada bir noktada. Tormund'un dev hikayeleriyle. Ha Tormund'la beraber da... hani Tormund'la evlenip öyle beraber giderler yani. O noktadalar yani. da yani yanında, bu... da yanında en iyi arkadaşı gibi gördüğü herif. Artık. Ha bilsem geride bırakıldı. Zaten... Bu diğer zaten yaklaşık 70 sene falan bir daha savaş görmez muhtemelen. Yani Jon ölür yani. Bir sonraki evet sonra evet çıkardım. evet. Hat, bir duymaz bile ya. Net bir şekilde duymaz bile. Yani Jon için mükemmel bitti. Arya zaten random attı gitti. Arya. Yani Ar <laughs> Arya'yı da <laughs> harcadılar. Arya'yı da harcadılar. Sansa de zaten hiçbir yoktu gerçekten. Evet evet. Yani çünkü harcadılar. Arya'yı harcadılar şeyde. Night King'i öldürerek sırf o wow efekt için Arya'yı harcadılar. Evet. Yani ciddi ciddi Arge'yi serseyi yapabilirlerdi. Kimse de itiraz etmezdi. Profesi diye ağlardık biraz ama yine de çok koymazdı yani. Hani veya hani Jaime'nin suratını filan yaparlardı. Yine koymazdı. Ama Hiç sırf olmadı. yani sırf şey yapmak için hani o kullanıcı izleyici şaşırdık. üf nasıl oldu? Hiçbir şey olmadı. Alımımıza bile değil. Unuttuk çünkü. Ama Deni'yi öldüren Arya olmadığına çok seviniyorum. Çünkü geçen incelemede de şey yaptım. Bu Arya'nın savaşı değil. Ama hiçbir işte knife kid de değildi hiçbir işte. Zaman person, hiçbir zaman personal o, o da değildi zaten. Arya'nın kişisel tek savaşı Lannister'lara karşıydı. Çünkü neden? Babasını öldürmüşlerdi. Gerçekten evet. kişisel bir mevzuydu ve bunu onun elinden aldılar. Bunu onun elinden aldıkları için böyle garip bir e, hikaye izlemek zorunda kaldık yani. Ya işte dedim ya sırf hani televizyondaki o hani milletin beklediği şey değil, şaşırtan şey yapalım diye geçmiş sezondaki e karakter sana, development'ları çöp ettiler. Sana önemli bir sorum var. E, tüm bunlar olurken Edmund Tully neredeydi? <laughs> takılıyor öyle duruyor. Kuzeyde kuzeyde savaşıldı. Geldik güneyde savaştık. Bu herif neredeydi? Öyle takılıyor öyle. da herhalde. Yaralanmış mıydı? Hani yaralansa iyileşiyor desem. Ya, esir, gibi esir, esir düştükten sonra adamın ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Orada zaten gördüm bir de Tuli şakası yapıldı. Yani artık dedim bu dizi ne kadar düşecek. Yani Tuli şakası yaptınız yani. Daha da düşmesin. Adam adam bir spam oldu? Dört gibi yani. Ben ben de vardım. Beni hatırlıyor musunuz? hep Bu dizideydim falan diye böyle geldi adam. Ya işte ya bak şey, mutlu sonlara gelelim. Ondan sonra Sansa. Sansa zaten dizinin en büyük Sansa. kazananı. Dizinin bir, ya yani bir dizi bu dizide en büyük MVP seçsem Sansa'yı seçerim. Herkes şey her nefret ettiği insan öldü. Kuzey'in kraliçesi oldu. Kuzey'i bağımsız yaptı. Kardeşi kral oldu ve ona laf geçirebiliyor. Evet. <laughs> bir de şöyle de bir şey var. Yani biz hikaye kitaplarda hep tabii ki Snow'un, Buz ve ateşin şarkısı Johnson için Snow'un John Snow hikayesi diye okuyoruz. Ama dizi kesinlikle Sansa'nın evet. dizisiydi. Bu dizi Sansa Stark dizisiydi. Bütün her ne kadar final e, tam olarak ne oluyor? <laughs> her ne kadar final tam olarak o şekilde işlemese de eee e, öyle gö görü görünmese de bu bu dizi Sansa Stark dizisiydi. E, Sansa'nın küçük bir kızdan e, bir kraliçeye dönüşümünü konu alan konu alan bir diziydi. Yani finalde bize onu gösterdi yani. Onu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten tüm bu olaylardan en çok o ok karlı çıktı. Tabii canım direkt MVP. Ya ama bir de şey de şu ya dizi Diz burada şeye döndü. Kötü yazarlık. Onu söyleyeyim bu burada kötü yazarlık. Neden kötü yazarlık? Çünkü dizinin ana karakteri Sansa değildi. Bir de Sorun hayır. Sorun orada. Bence dizinin <laughs> ana karakteri diye bir şey olmamalı idi. Hani Game of Thrones öyle bir dizi değildi bence. Onu Game anlamadan. Game of Thrones öyle bir kitap. Game of Thrones ya, öyle bir kitap. Evet çok, ama... Yani bariz yani hikayenin adından geliyor Buz ve Ateş'in şarkısı. Bu Jon Snow. Evet ama işte yani. burada Jon Snow bile değildi işte asıl ana karakter sıkıntı oydu. Hani Jon Snow... İşte dizide de değildi evet. O yakın kısmı bile kısmı. değildi. Ya yani şöyle bir şey Stark ailesiydi. Dizide ana karakter Stark ailesiydi direkt. Çünkü herkes <laughs> evet Starkları çok sevdi dizide ve anaydı. Stark a Evet evet yani net bir şekilde dizinin ana karakteri Stark ailesiydi. Stark ailesine göre başladı Stark ailesine göre bitti. Yani Targaryen şeyle falan hiç alakası değil mi? Yo hayır o da değil. Jon Snow direkt. Direkt Jon Snow tek mi? başına. Asıl aslında Targaryen olmasıyla ya, alakalı. Tabii. Ya işte ya ikiz hem Stark olması, işte yarı Stark olması, yarı Targaryen olması Ezünde hani orada eğitim şey yaptığı O yüzden hani saçma olan kısım oydu. Aile kazandı direkt. Bir tek şey öldü. Boku bokunu no öldü. Neydi o çocuk? Adını da unuttum. Küçük. <laughs> ya Çok şey zigzaglayamayan. Zikzaklayamayan küçük. Neydi onun <laughs> adı? Rikon. Rikon. Rikon bok yoluna gitti. Zik Gerçekten ailenin tek da. kaybedeni. inanın. fark Hatırlayan var mı? Yok. Niye? Çünkü çapraz koşamıyor. Öldü hemen. Hiç göremedik. Karakter gelişimi sıfır. Çocukta. O zaten işte zigzag öğrenemediği için karakter gelişlemedi. Şey ne oldu? Onu da göremedik. Bu Semmel'in artık çocuğu var. Kız yine hamileydi. Var, Madem o, herkesin var. böyle Pixar gibi sonunu yaptınız, bir bir, bir de Sam'e düzgün bir şey onu yaptılar. Onu yaptılar onu. Onu yap, yaptılar işte ona. Ona bir önceki bölümde yaptı Onun finali bir önceki bölümde oldu aslında. Karakter ha, finali. Anladım, o kızın hamile. Evet olmuş. evet. Kızın hamile olması onun perfect finali. Üzerine bir de karakterin perfect finali oldu. Aile, iki ayrı perfect final yaptılar herife. Peki şey çok iyi değil miydi? Yani biz Brienne'in öleceğini o kadar emin ki. Ay evet. Brienne'in... ya. Ya çok da şey yapmadı. Ya bireyen az koyar şeylerden birisi. Yani evet karakter gelişimini bitirdi ama ya ölsün ölmesin. Artık yani Üçüncü bölümden sonra birisinin ölmesini beklemiyordum artık dizide. Hani cidden 3. Evet, bölümde ölmeliydi. Ya 3'te ölmüyorsa ölmez kimse. Hiç kimse 3'te ölmediyse ölmez yani. Ana karakter değilse. Peki sana şeyi sormak istiyorum. Eğer farklı bir karar verseydi John. Artık çünkü deneyiz şey demişti benim yanımda ol. Benimle beraber ol. Beraber özgürleştirelim. <laughs> Sence bir şekilde bu işte Jorah'ın yaptığı gibi Deniz'i ikna edebilir miydi? İmkansız. Ya dediğiniz artık çok Edemezdi, Değil mi? Ya, ya o artık... şeyden ya çünkü şeyden sonra koptu o. Ee, Melisandre ölünce o bitti artık. pardon. Ya öl bit koptu oradan sonra. Çünkü hani orada şey gitti. Hani son kredisi orada harcandı onun. Değil hani mi? Merhamet Beğinde bir şey attı böyle. Evet evet orada şey oldu hani mer merhamet artık benim için bir yarar sağlamıyor İnsanlar bu merhametten evet. de bir şey anlamıyor yani karakterin gelişim oraya çekildi ki net bir şekilde karakter hani ya bir dizi ciddi söylüyorum 10 bölüm olsa çok güzel çekilir oraya ben o, o noktaya gelmesine hiç sıkıntım yok Met Queen olmasın hiçbir sıkıntım yok çünkü ben olabilecek hiç. bir karakter çünkü hani Aynen öyle. Ejderha gibi bir güce sahipsen güçten kesinlikle çıldırırsın. Net bir şekilde çıldırırsın çünkü yani dünyanın en altı mut gücüne sahipsin. Herifler kale yapmış her <laughs> gün <laughs> diye yaktın. Ya bu okey evet. ama sıkıntı 6 bölümde buradan yani daha sonra hatta ilk iki bölümde de iyi bir karakter. İlk 4 bölümde böyle buradan buraya bam diye karakteri lastik gibi çekince de olmuyor. Evet yani şey şey hayır aşk hikayesi de olmadı ki. Yani bir anda çok deli gibi aşıklardı ısıt beni Jon o öp beni Jon sonra Gerçek kimliğini öğreniyor. Soğudum biraz mesafemizi yalım işte deneriz. Mesafeler korunuyor, öpüşmeyi bırakıyor. Sonra Jon Snow tekrar final bölümünde Allah'ım çok aşığım aşkım görevimin önüne gidiyor. İşte ama çok aşığım görevimi yapmam lazım ya da aşkımı öldürmem lazım diye dertleniyor tamam mı? Yani bunu... Bak çok hızlı ya bak ben anlatırken bile çok hızlı oldu anladın mı bu kadar duygu değişimini bir karar ver yani buna mesafe mi koyacaksın halan olduğun için yoksa çok aşığım benim kraliçem altın kadar olacaksın diye öldürecek misin yani de ne her yapmak seferinde, istiyorsun anladın mı? Her seferinde bir de öpüştükten 10 saniye sonra bu halam diye hatırlaması ya öpüşmeden evet. önce hatırla o zaman yani niye öpüşüyorsun o zaman <laughs> Halam Öpüş... halam halam diye Hani öpüştükten niye 10 saniye sonra aklına geliyor halan olduğu her seferinde yani 4 kere yaptı ya bu sezon aynı hareketi <laughs> Ya net evet bir şekilde ya. dört kere yaptı ya. Her seferinde inanılmaz ya bu. Yani bu, bu inandırıcı gelmedi tabii ki. Üç saniyede aşık oldum. Beşinci saniyede soldun, Yedinci saniyede yani şu an ben en büyük aşkımı öldürüyorum falan diyorsun. Üf. Yani bilmiyorum. Şey ya de işte dedim ya benim, benim gözümde dedim ya ben hani tamam bitti. Ya üzülerek söylüyorum bunu çok üzülerek söylüyorum ve hani beni kıran dizi bu oldu ya. Beni ciddi ciddi hani şey kırdı direkt kırdı yani şey artık teaser promo bilmem onu da değil izleyeceğim Aa, <laughs> toparlayamayacaklar zaten yani ya şey çok üzülüyorum işte 8 sezon beklediğim 8 sezon var 10 senedir izlediğim hatta 11 senedir izlediğim bir dizinin emek verdiğim yani şey yani tabii ki de insanlar demek emek veriyor ama biz de bir emek veriyoruz yani emek dediğim hani bir yatırımımız var bu diziye <laughs> Hani bir yatırımı olan dizinin bu kadar kötü bitmesi <laughs> beni şey olarak etkiliyor. Ben hani bu diziyi umursamayacağım bile. Yani böyle şey düşünemeyeceğim yani abi ne kadar iyi diziydi. Hayır o son sezonu hatırlayacağım. Direkt o son sezonu hatırlayacağım üzücü bir şekilde. Ya sana o diğer geç, yani. geçmişteki altı sezonu çöp ediyor. Düşünsene bak düşün bak o, o final çok güzel olmaz mıydı? Hala aklım o finalde yani. Dragon geliyor. Bütün Sansa Mansa kim var kim yok yok sadece sadece Tyrion'u bırakıyor. Mükemmel yani. Sadece Brandy de abi. bırakabilir ya. Sadece Brandy de bırakabilir. Ona da okeyim. Hayır sadece ben Beren'in kalmasına da okeyim. Yani hiçbir işe yaramaz ama. Aradan tamam. zor olur böyle alev direkt böyle bir döndürür diye düşündüm. Ya Beren'i başka bir yere çekersin. <laughs> Anladım Beren'i başka bir yere çekerdin. hani Mesela Tyree'nin de bence gitmesi lazımdı orada. ya yani Ben öyle yani hepsini yakacaksak tek bir Bren'in kalması lazım çünkü Bren'in hiçbir alakası yok. Çünkü ama olamaz. Ama bırakamazsın çünkü çocuk alık 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 bakıyor. Balık gibi bakıyor. O hiç dramatik olmayacak ki Bren'i bırakırsan. ama öyle boş boş bakacak duygu da aktaramayacak. Hiçbir şey aktaramayacak. Orada bu duyguyu kaldırabilecek tek aktör Peter Dinklage. O yüzden onu onu şey yapabiliriz. Onu kullanabiliriz ya. Yani. İşte ben de şey açısından düşünüyorum yani hikaye açısından düşünüyorum hani Drogon Bren'le alakası olmayan bir tip o yüzden ben onu salarım belki. O da yani belki hani hatta niye bırakmak Değil mi? zorunda birini? Al sana birini? tarih deyip böyle yakıyor ha, böyle. Ha niye yani bırak? Hiç. Mesela niye bırakmak zorunda? Direkt yaksın hepsini. Sıfırlayalım ya. Al sana şey zinciri kırmak. Yak hepsini. Değil mi? Sonra, sonra Jon Snow keko gibi çıkıyor böyle. Jon Snow Neydi öldü çoktan. Jon Snow öldü. Herkes ısırdı olsunurken. onu. Ha, öldü mü? Öldü öldü. Jon Snow o sahnede ölmeliydi ya. Jon Snow'un <laughs> oradan hayatta <laughs> evet. çıkabilmesi mümkün olmamalıydı. O dra evet. dragon öyle tepeden baktığı anda löp diye tek atıp gitmeliydi bence. Ve ben atacak yani sandım, öyle. çok enteresan bir şekilde atacak sandım. İnancım arttı diziye ya orada. O sahne daha çok kırdı beni. Tepeden baktı, ağzını açtı ya böyle. Tam böyle dedim, aha tek atıyor. Yok o sahne edecek. şey gibi değil miydi ya? You were the chosen one. Evet, Noo diye şey böyle yaktı etrafı? Şey de olabilir dedim. Alevli tükürecek, Jon Snow Targaryen olduğunu gösterecek herkese. Bak bu da olur. Ona da okey. Olmaz, olur. olmaz çünkü o Targaryen'ın öyle bir özelliği yok. Bu daha önce 40 bin kere açıklandı. O sadece deneryzi özel müdür? Öyle şu noktada dizinin onu, şey şu noktada dizinin öyle bir şey takacağını düşünüyor musun? Kabul hani pro... etmiyorum. Hani... Hala kurallar var. Hayır yok. Hani o profesilerden 3-4 tanesinin önce bitti yani o kurallar. Of tamam evet kabul ediyorum. Doğru söylüyorsun. Yani o evet. kurallara bir şey yok yani. Önce daha yaptık falan diyebilirim. Evet hani ki o kadar rahatsız etmezdi bu. Yani çünkü artık kabullendim ben o profesyonu olmayacağını, hani o kuralların olmadığını artık kabullendim. Evet, evet. Ama şey de bu arada göz ardı ettiklerini düşünüyorum. Bu güney Starkların güneye gitmesiyle ilgili böyle bir şey olayı var ya kitaplarda da çok geçiyordu. Güney Starklara iyi gelmiyor. Güney i̇şte Starklar güneye gittiğinde evet töbe Rabbim hep kötü şeyler oluyor falan. Bunu hiç artık önemsemeyip direkt tamam o zaman Bran olsun <laughs> falan diye böyle şey yapmaları. Hayır ya şey. Ya mesela bak tamam final bölümünde benim en çok gözüme batan şeyi söyleyeceğim ben hala bak o aklıma geldi. Koltuk sahnesi ve koltuk sahnesinden sonraki o toplantı <laughs> neydi? O toplantı final final niye var? O bu bölüm o o niye vardı o sahne? O toplantı neydi biliyor musunuz? Eğer birinci sezondan itibaren hiç elimizde kitap olmasaydı Game of Thrones ne kadar boktan bir dizi olurdu. Onu gösteriyor o toplantı. Çünkü diyaloglar bakın aç, açalım yani. İkinci, ikinci sezondan herhangi bir sahne açalım. İkinci sezondan yine o aynı toplantı ortamında geçen bir sahne açalım. Birinci sezondan bir sahne açalım. Oradaki bir konuşmalara bakalım. Bir de buradaki konuşmalara bakalım. Yani terazinin ne tarafındayız? Kendimizle görebiliriz yani. Çok çok basit ve çok da kolay bir şekilde yapabiliriz bunu üstelik. Hayır Tam zaten oydu. bir de şey çok yani açalım. He açalım. Hey. <gülüyor> <gülüyor> abi sağlıksız ol. Abi sağlıksız. Bir... en çok sağlıklı öyle. Hülülülülü. Vuracaksın ağzına. O <laughs> ayırıp kolu titredi. Bak şimdi aklıma geldi o sahne. <laughs> Dün bir kere şakamız yok mu deyip yazmış. Abi çok bir falan diye böyle yazıya çıldırıyor. Ne yapalım bunu hemen yapalım. <laughs> ya o sahne o, o, o sahne yani bak final sezon final bölümünde birçok yani tabii ki de hikaye olarak beğenmedim ama hiç ultra çıkıntı bir sahne yoktu. O o kadar bir çıkıntı ki Hani öyle bir çıktı ki o sahne benim gözümde. Şey de çok saçma ki e, işte en son Sam kitabı getiriyor ya Buzverteş'in ve Ateş'in şarkısı. Ben sonra direkt o sahneyi dinleyelim. diyorum işte. Ben direkt o sahneyi diyorum. Ben o sahnenin direkt çıkmasını istiyorum. 5 dakikayı yok edelim istiyorum. Hayır sonra Tayran'a diyor ki ama sen yoksun. Ulan nasıl yok? Adam en önemli savaşlarda hep vardı. Hep en önemli kralların yanındaydı. Nasıl anlatılmamış olabilir anladın mı? Tamam 8. sezonda hiçbir işe yaramadı ve kesinlikle hiç kullanmadı zekasını kabul ediyorum. 8. sezon hani bahsetmedim. Ama. Yani mesela e, Joffrey'nin ölümünden uzun süre Tyrell'in sorumlu olduğu yani bu kitabın hikayesi tarih yazıyorsun ne, ne diye anlattın bunu direkt doğrusunu öğrenmiş kuşlardan hiç bundan bahsetmiyor o gün işte böyle böyle Sansa'nın tokasından aldığı Joffrey'i zehirledi işte neydi kadının adını da unuttum yaşlı kadın Tyrell'lerin o şeyi. E, ben de hatırlamıyorum. Direkt Doğru. kadını mı yazdınız yani? Burada peki o şeyin e, e, yargılanması ne oldu? O Berlin Martel'den kimse bahsetmedi mi mesela dağ ile dövüşünden? Niye dövüştü bu adam? Bu herif yüzünden dövüştü. Yani ya bunlardan İşte sırf o espri yapılmak, tamamen es o espri sen yazılmamışsın. Hüve 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 -hü -hü. esprisi yapılmak için yapılmış o. Aynen, cüce falan diye böyle yazdım. saçma bir sahneydi yani. O gerçekten dizinin en önemli karakterlerinden biri ya yani. hep en önemli anlarda bir, kendi bir tane kitap yazsa o oh, kitaptan daha iyi olur şu anda öyle söyleyeyim. Çünkü her şeyi biliyor yani. Hep ortasındaydı, merkezindeydi hikayenin. Tabii canım her zaman şeyin ortasında yani her her ortamda vardı. Dizinin en başından beri yani ana kararları o vermese bile manipüle eden de o. Evet. E tabii, Jon Snow'u kim gazladı? Bu Jon Snow vasıf teki yani. Hiç kendi başına kalsa bunu hayatta yapmazdı Jon Snow. Onu söyleyeyim bu arada. Biz Daenerys'in yavaş yavaş delirmesini ve çıldırmasını izlerdik böyle her yere özgürlük dağıtmasını izlerdik yani. O Jon Snow hiçbir bok yapmazdı çünkü. i̇şte e ya dediğim gibi benim en çok sinirim bozan zaten dedim ki 8 sezon bir dizi izliyorsun. Hı hı. Ve alakasız sırf böyle komedik olmak için 5 dakika harcamışlar. O, yani evet. o bölüm olmasa bir yani ciddi söylüyorum onu ben oradan çıkartayım hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor hı hı. yani orada hikaye, lora, karakter değişimine, carta, curta gram artı yok. Hiçbir şey yok ya. Bir tane bile artı biliyor. Hiçbir şey yok. Maksimum evet. pardon bir karakter gelişimi var. Pardon. Onion King'imiz sonunda artık o kadar okuma yazma öğrendi ki gramer nazi oldu. <laughs> hani adamın karakter gelişimini bitirdiler cidden. Hani evet doğru. Allah ölüyoruz. Yüreğime indi gerçekten şu an aklım çıktı. <gülüyor> zeytin, <gülüyor> zeytin mama kabını devirdi. O bile sinirlendi yani anladın mı? Ne biçim boktan dizi diye böyle mama kabını atıyor. <laughs> Ya dedim ya hani a artık o noktadayız ya hani şey bile hani Onion King gelişimi gösterdi tek karakter gelişimi buydu yani. Hayır şey evet. mesela öyleydi. Dem demokrasi de seçelim o zaman. he <laughs> <Sadece>. zannetse. Evet <laughs> Alan, atıma yiyeceğim. da sorayım. Atıma <laughs> da bir sorayım. Kafa yiyeceğim artık ben pes ettim ya. Ama kendilerince Aa. bir demokrasi sağladılar kendi aralarında. Eee yüksek kademenin demokrasisi. o kadar onlara onlara kadar demokrasi. <laughs> yani bilmiyorum artık ya hani bitti. Peki keşke e, böyle bitmeyeydi. Kitaptan umudum var istiyorum. diyeceğim ama ondan da yok çünkü bitmeyecek. Yok o kitapta umudu kes ona hiç gerek yok. Sana şeyi sormak istiyorum. Şimdi bunu okey izledik. Şimdi bir sonraki gelecek dizilerle ilgili beklentini ben çok merak ediyorum. Çünkü artık kaynak materyal hiç yok. Yok. Sıfır. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok, yok, yok. <laughs> Çok kısa bir cevap oldu direkt yok. Yok. Yani e, yok. kaynak materyal olanlardan belki çünkü şeyler var hala bazı. Fire and Blood'dan bir, bir şeyler olacak anladığım ee, kadarıyla. Evet evet Fire and Blood'ı kullanacaklar ama sıkıntı ama konuşma olmayacak. olmayacak. Ha tamam yok. <laughs> çünkü şöyle söyleyeyim ikincisinde batacak büyük ihtimalle tutmayacak <laughs> üçüncüsü onu iptal ederler. Evet. Peki. Çok evet. çok ama bir de şöyle bir de şöyle bir Gerçi şey. Yaza, yazara o, da göre değişir ya. Kim yazar bilmiyorum. Şu an ben onu takip etmedim kastı. Ama yani, bir de şöyle bir şey var. O dizi geldiğinde orijinalle kıyaslanacak ama insanların aklı hep son sezon kaldığı için yine bir her türlü artılasın. Minimumla kıyaslayacağız yani. Evet evet. Yani, yani, yani şöyle olacak. Şey var. Ama şöyle bir sıkıntı, şöyle bir güzellik de, iki türlü daha doğrusu. İki ucu bok değnek orada aslında. Kötüyse. 8. sezondan daha kötü değil diye övebilirler ama övmeye başladıklarında Game of Thrones kadar iyi değil diye gömmeye başlayacaklar. Hani <laughs> şeyde kalacak Yani ya Game of Thrones'dan da iyi olmak zorunda ya da Game of Thrones'dan da kötü olmak zorunda. Hani arası yok bunun. Arası olduğu zaman linç yiyecek o dizi. <laughs> evet, evet katılıyorum. katılıyorum. Yani çünkü de dediğim gibi o zaman... yani arada olduğu zaman şey diyecekler. Ya Game of Thrones kadar ya dördüncü sezonun daha kötü bilmem ne falan yapacaklar yani. Ah ya evet. ya yani, dediğim gibi yazarlar çok önemli. Yazarların yani kim bilmiyorum yani şeylerini bilmiyorum belki. Ve sadece yazarlar değil. Arar Martin yoksa o işin içinde olmayacak. Bunu net bir şekilde anladık. Yani Arar Martin o işin içinde yoksa bu toparlanabilecek bir şey değil. Adam çünkü evet kendi yazmış kitap yazmış filan olur ama bu herifin yani kendisi. Vallahi, yani kendisi yani kendisi yani George Martin bir gün var yarın yok yani Öyleyse Hayır kesinlikle kesinlikle der, yani İlk tık, sezonda tık başlar tık gider. sonra der ki benim istediğimi yapmadınız sizin yapacağınız diziye başlarım der çıkar gider. Yani bu George R. R. Martin aslında ben hala şeye inanıyorum. Yani George R. R. Martin'in bir taktiği gibi bir şey bence bu Game of Thrones'un finali karşımızdaki. Buna çok inanıyorum. Çünkü sonu söyledi, finali söyledi ama aradaki ipuçlarını tam anlatmadı. Böyle salak bir şey oldu yani adamlar benden okumazsanız bok gibi olur bak diye yani evet ben buna inanıyorum her ne kadar inkar edilsin ben buna gerçekten inanıyorum çünkü kitaplar çıkarsa şayet ben bu arada bir tane... insanlar kesinlikle şey diyecek yani oha kitabı çok daha iyiymiş evet, oha evet. biz ne izlemişiz çöp falan diyecek bu arada yani. ben şey eminim yani bir kitabın çıkacağından yüzde yüz eminim. 6 çıkacak. Yedinden emin olamıyoruz. Evet. Evet sonuncu tamamen Allah'a kaldık. Yani sonuncusunda bu adam öldü mü ölmedi mi? Tamamen şey bu. Hani. <laughs> Kesinlikle... Hiç başlamamış bu arada. 7'ye. 0. Hiç başlamamış. Ee, yok çıkmayacak o zaman. Geçiyoruz. 6'yı bitirmeden 7'ye e, çıkmaya imkan, başlamamış. İmkansız. Miyormuş. İmkansız. İmkansız yani 7'nin o zaman çıkması. Yani Hadi diyelim bak şimdi 2020'de çıkardı kitabı. Çünkü 19'u pas geçiyoruz galiba. Hani 19'da bitirebileceğini pek düşünmüyorum şu noktada. Ee, 2020'nin ilk 3 ayında çıktı. Mart'ta falan çıktı diyelim. Bu adamın hmm. kitabı bir sonraki kitabı yazması çok daha zor. Çünkü 7. kitapta her şeyi bağlamak zorunda. Her şeyi. Ya da şişirecek yani. Ben ölüyorum galiba. Yani... ama yok hayranlara da demişti ya yani benim için dua edin. Ölmeden önce yapmam gereken daha çok iş var. Ölürsem hiçbir gelmez falan filan demişti. Ya öyle. sıkıntı. <laughs> evet iş var ama asıl kitabı bitirsin. Spin-off yazmasın artık. Çok spin-off yazıyor. Evet. O zaman Game of Thrones final bölümüne dair yayını yavaş Başka söylemek istediğin içinde kalmasın. Hala Yok bir şeyler... kalmadı. Ya içinde hiçbir Sadece şey kalmadı ya. Için. Yok içinde hiçbir şey kalmadı. Ben artık dediğim gibi yani üzülüyorum hani gömmek falan değil gömmekten haz almıyorum ben hiç hatta bir diziyi filmi gömmekten haz almam olabildiğince pozitif noktasından bakarım yani, yani çünkü benim gözümde şey keyif aldıysam zamanın boşa gittiğini hissetmezsem güzeldir herhangi evet. bir şey ama artık ben keyif almıyorum diziden çünkü yani bu kadar boktan başladı, başlasa dizi bu kadar boktan bitmesine gram üzülmezdim keyifli bir evet. görsel cümbüş izlerdim derdim ama burada hiçbirini sağlayamadık ya. Hani olmadı, direkt olmadı, bitmedi, gözümde bitmedi yani bu dizi. Yani bitti ama 6. sezonda bitti. Bir noktada. Yani evet o bize vaat edilen o canımızı sıkacak işte mutlu olmayan son. Çünkü özellikle bu söylendi. Yani Game of Thrones muhtemelen bu finalde mutlu olmayacak. Hani buna hazırlıklı olun. Zaten kimseyi de mutlu edemezsin dediler. Evet evet izleyici dışında herkes mutlu oldu. Yani öyle garip bir final oldu. Ee, ben biraz vadedileni alamadığım için kızgınım. Yani en büyük kızgınlığım da hatta bu konuda. Çünkü artık şeyi falan geçtim. Yani uyarlamanın ne kadar e, hatalı ilerlediğini de geçtim. Ne üçüncü bölümde vadedileni alabildim. Ne altıncı bölümde vadedileni alabildim. Biraz sanki PR kurbanı olduğu gibi de hissediyorum. Çok fazla Tabii, ne kadar Kendi de şişti yani yapacak bir şey yok. Ama dizi bir sene yani altı sezon boyunca bu kadar iyi çekip böyle de kötü bağlayamazsın. Ve net bir şekilde şöyle söyleyeyim. Bir sene daha isteselerdi Game şey verirdi. Veya Arar Martin'e istediği bütçeyi verselerdi topa yani bir şekilde bilmiyorum yapa, yapabilirlerdi gibi hissediyorum. Hani kolay yoldan kaçmışlar. Yapabiliriz gibi hissedip kolay yoldan kaçtıkları için sinirliyim zaten. Hani 6 hmm. bölüm yapmak zorunda bile değillermiş. 10 bölüm bile yapabilirlermiş. Yani çok şansları varmış toparlamak için ya. Ve yani zor şey yapmamışlar. Çabalamamışlar. Net bir şekilde evet. çabalamamışlar yani. Şimdi önümüzdeki hafta iki saatlik bir belgesel yayınlanacak. 8 sezonun nasıl çekildiğine dair. Bu belgeselde inşallah unutulan Starbucks bardaklarını kimin bıraktığını ve <laughs> pet şişeleri kimin unuttuğunu öğreneceğiz diye düşünüyorum. Bu set dekoruyla ilgilenen arkadaş kimse Neyse ama onu sabahlamayız. Onu gün içinde Oo, izleriz. artık onu da yok sabahlamam. Evet. Westworld anca. Yok Westworld'e Westworld. de değil. Westworld'de sabahlamam Westworld'de bir bir de, ihtimalle. Westworld... Ben de sabahlamam çünkü Westworld'e çok açık bir zihinle izlemem lazım. Evet. Ee, ya Westworld kağıt kalemle izlediğim içerik, tek artık. dizi galiba. Çıkarıyoruz. Aynen öyle. O zaman evet. e, teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bir böyle bir, bir efsaneyi bu şekilde kapatmak istemezdik ama böyle oldu. Olsun diyelim. Ne diyeyim? Güzel anılarla hatırlayalım dizisinden sonra. Ee, görüşmek üzere diyorum. Bu yayın YouTube'a, Spotify'a ve iTunes'a en kısa zamanda yüklenecek. Bay bay. Görüşmek üzere. Bye bye.